Bill Gates, Başkan Donald Trump'ın pandemik seyahat yasaklarının aslında ABD'deki koronavirüs krizini deniz aşırı ülkelerden dönen Amerikalıların izini sürecek daha da kötüleştireceğini iddia etti. Bill Gates, Chris Wallace'a verdiği röportajda "Bu aceleyi biz yarattık ve bu insanları test etme veya karantinaya alma yeteneğimiz yoktu. Bu da hastalığı burada tohumladı," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen ve bu yıl 72.si düzenlenen 2020 Emmy ödüllerinin kazananları belli oldu. Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında yapılan ödül törenine kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Gösterişte kırmızı halı geçişi yapılmadı. Jennifer Aniston, Tracy Ellis Ross ve Jimmy Kimmel stüdyoda birbirinden uzak durarak töreni koronavirüs esprileri eşliğinde sundu. 38 yaşındaki Ivanka Trump, geçen gece Manhattan'daki evine giderken görüntülendi. Trump'ın yanında oğlu Joseph vardı. Bu yılın başlarında salgının ABD'yi vurmasından bu yana Trump, New York'ta ilk kez fotoğraflandı. Pandemi sebebiyle uçaklar hangarlarda beklerken, Avustralyalı Hava Yolları şirketi 7 saatlik hiçbir yere olmayan uçak biletleri satışa çıkardı. Avustralya semalarında 7 saat sürecek ve turistik yerlerin havadan görüleceği yolculuğun biletleri 10 dakikada tükendi. Sydney'den kalkıp Sydney'ye inecek uçak için bilet fiyatları 566 ile 2734 Amerikan doları arasında değişiyor. Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın 6. stüdyo albümü Chromatica'nın 911 şarkısı kliplendirildi. Akıl sağlığı, iyileşme ve mutluluk üzerine kurulu olan klip hakkında Gaga, "Bu video benim kişisel ve zihinsel sağlık konusundaki deneyimim. Hayat hikayemden parçalar," dedi ve yönetmeni Tırsem'in 25 yıllık fikrini paylaştığı için teşekkür etti. Afrika ülkesi Botswana'nın kuzeyinde bilim insanları tarafından koruma felaketi olarak tanımlanan gizemli bir toplu ölümde 2 ayda 350'den fazla fil hayatını kaybetti. Fillerin nörolojik hasara yol açan bir hastalık nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Yaban hayatı yetkilileri, sudaki mikroskobik alglerin oluşturduğu toksinlerin Botswana'daki yüzlerce filin daha önce açıklanamayan ölümlerine neden olduğu düşünülüyor. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'la karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar Hatayspor maçı öncesinde tribünleri takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi. Konuk ekibin 9 kişi kaldığı maç golsüz eşitlikle sonuçlandı. Roma Açık Tenis Turnuvası'nda dünya bir numarası Sırp Novak Djokovic, tek erkekler finalinde karşılaştığı 8 numaralı seri başı Arjantinli rakibi Diego Schwartzman'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Almanya'da 11 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 yarışına seyirci alınacağı açıklandı. Ülkenin batısındaki Nürburgring pistinde yapılacak yarışı 20 bin seyirci izleyebilecek. Beko Crystal TV spor haberlerini sundu.